Hani diyorlar ya buralarda insan yaşlanmaz diye, gerçekten tam öyle bir yer. Yani sonra color grading'de uğraşacağım. Bugün dinlenme günüm ve size içerik hazırlayacağım. Hem çantaları baştan yapacağım çünkü İstanbul'dan gönderirken biraz hızlı oldu bu gemi olayları. Öylesine koymuştum her şeyi. Ama burada düzelteceğim. Ya şu anki bulunduğum ev küçük ama size göstermek istiyorum. Çok ucuz bir öncelikimiz. 28 euro geceliği. Ve garajı var. Kapalı garajda şu an motorum. Diş fırçamı falan ne yaptım? Bir de geldim yine evim gibi yerleştim buraya. Söylemiş miydim? Burası 9-10 derece. Ekipman getirdim ama şey getirmedim çok fazla. Günlük hayatta giymeye. Yani uzun süre beni bununla görebilirsiniz. Buraya gelirken şeyden, marketten bu hazır yiyecekler var ya, onlardan aldım. Birkaç gün en azından ne yiyeceğim derdim olmasın diye, çok da işe yaradı. Dün yemeği beklerken otelde, hoş otelde yemek verdiler ama buraların da yemeği yemek olsa. Şimdi biraz yürüyüş yapacağım çünkü köy sanırım burası, çok güzel bir yer. Biraz havalar bir tık daha ısınsın, öğleden sonra motorla da çıkarım diye düşünüyorum. Aslında burada bir gün daha kalabilirsem güzel olur. Bayağı toparlanırdım. Çünkü bu arada hazırlık süreci çok yorucu oluyor. Yani böyle. Yani turu hazırlanma, büyük turu hazırlanma daha zor oluyor ve yorucu. Bir de zaten şu kısımları gözden çıkarttım. Yani Estonya'ya kadar değil de Polonya'ya kadar. Çünkü Polonya, hatta şu an Avusturya'da kar var. Biraz da ona oyalanıyorum. Çünkü burası böyle. Biraz böyle bir hava soğuyor Eylül ayında. Sonra tekrar bir toparlıyor. O yüzden toparlama anında ben tekrar yola çıkmak istiyorum. Şunu da giyeceğim. Bir tane spor ayakkabı getirdim. Şey dışında bot getirmedim bu arada. Ekipman botu dışında. Şimdi motorla çıkmayacağım bu arada, dedim mi? Motor biraz dinlensin. Dün inşallah bir şey olmamıştır. Dün motordan duman çıktı ön tarafından. Yani umarım ıslandığı için olmuştur. Daha sormadım. Bir arayıp öğrenmem lazım. Şimdi cebime alsam bakayım yetiyor mu? Anahtarı da alacağım, evin anahtarını. Bence eldiven alacak kadar var. Benim takimleriyle kamera işlerini hallederim. Bak şimdi burası yatak. Lavaboyu gördünüz zaten, gayet temiz. Şurada mutfak kısımları var ve ihtiyacın olabileceğini düşündüğün her şey var. Şurada dolap var. Televizyon çalışıyor. Ha, kapatayım onu da. Beklemeye olmuş. Şimdi garaja geçeceğim. Dün bana var ya arkadaşlar, orası... Dün orası bana ilaç gibi geldi. Derken ne yapıyoruz? Önce şunu kaldırıyoruz, öyle kilitliyoruz. Şimdi çıkalım. Baksanıza. Allah'ım, rüya gibi ya. Ki daha bir şey görmediniz. Motorumuza bakalım. Bak, dün geldim. Her motorcunun hayali değil mi arkadaşlar bu? Geldim, ıslananları astım. Ayakkabımı dahi buraya koydum. Yerden ısıtma var dedi ev sahibi. O yüzden hepsi kurur dedi gece. İnanılmaz mutluyum. İnşallah hep böyle şanslı olurum ve tekrar ediyorum. Burası 28 euro. Slovenya'da. Şimdi yola çıkayım. Dağlarda kar var. Burada bakery var dedi ama bakalım neredeymiş. Bakery fırın. Börek mörek. Bak dağları göstermek istiyorum. Çok güzel. Ya hava. Hava biraz soğuk. Ama olsundu. Çünkü çok güzeldi.
Yani böyle yerleri motorla pas geçmek istemiyorum hemen. Biraz yaşamak istiyorum. Çünkü hani kaç kere yapabiliriz? Dedim bir önceki videoda söylemiştim. Bir önceki videolarda bu hayat ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Ama imkanım varken en güzel şekilde yaşamak istiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Biraz da etrafı çekeyim. Bu insanlar nerede değil mi? Bu arada burası şey değil, yazlık bir yer değil. İnsanlar burada hane yani bunlar, Airbnb falan değil. Tabii yine vardır benim kaldığım gibi ama dün çok puslu bir hava vardı. Ben gelirken tabii kamerada takamadım arkadaşlar. Ama bugün böyle görmek çok iyi oldu. Şimdi yola iniyorum. Of of of, bu nedir? Ya bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Şurada otur ve ağla. Gerçekten. Buraya uçakla da geliniyor biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Slovenya, hep söyledim videolarda, inanılmaz yeşil bir memleket. Aşığım aşık. Sanırım burası. Pastane dediği. Aynen, burek yazıyor. Pizza yazıyor. Çay alsaydım yanıma dışarıda yapardım. Ya da alayım. Çayı sonra içerim, ne olacak? Mis gibi kokuyor burası. Börek yiyeceğiz. This is chocolate. And the other? Yeah, this one. Thank you. Va pe desert. Okay. Thank you. Falan. Thank you. Bye Bye. Dünya. Burası birinin mi acaba? Bir yerler var ama. Gidip de insanların evinin önüne oturmayayım, değil mi? Keşke havanın da kokusunu duyabilseniz. Var ya, şu an mutluluktan biraz yiyip başım dönmeyecek kadar gerisini ederim. Peynirli. Tatlı gibi duruyordu ama. Şimdi kadına soracağım. Eğer bir gece daha yer varsa herhalde bir gün daha kalırım. Size diğer tarafları bu arada motorla göstereceğim. Güzel bir şeymiş. Çiğ peynir ama yumuşak. Kremayla karışık gibi. Konuşmasam olur. Geri kalanı çayımla yemek. İnanılmaz güzel. Hava güzel. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. O yüzden bir tur atacağım. Şimdi yarın yola çıkacağım. Nasip olursa. Önce ev sahibinin dediği yere gideyim. Sonra dünkü geldiğim yola gitmek istiyorum. Çünkü yarın Avusturya'ya geçerken oradan gitmeyeceğim. Oraları da görün istiyorum. Bismillah.
Ortama bak. Çok motor gürültüsü yapmayayım diyeceğim ama bir de takmak zorunda. Sabah buradan yürümüştüm. Hatırlarsın. İnanılmaz. Aşağı inme dedi. Thank you.
Oraya motor girmiyor ama gidip bir bakınabilirim. Ne kadar güzelmiş maşallah. Hi. Can I come with bike? With this? Sorry. Sorry, can I come with motorbike there? You know? Is it forbidden? Yeah, inside it's forbidden, yeah. Okay. Where do you go? Nowhere, just hanging here. Uh-huh. But you are staying here in this region? For today, yes. Yeah, I will travel to Europe, North Europe. Okay, you're going up. Mm-hmm. Yeah, it's a bad weather coming. Yeah, I know. So yeah. I am fast. You should be fast. Yeah, last week was here, you know, was the biggest Harley. Yeah, I know. Last year I was there. Okay, you were there. Yeah. Okay, I have a Harley and I have an Indian. Not Indian. This is Honda. This is Honda, yeah. 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 So. It will be tough now for north of Europe, yeah. Yeah. You can leave it here, sure. Yeah. Good luck. Thank you. Bye bye. İşte kötü olan buralarda böyle güzel yerlere motorunuzu sokamıyorsunuz. Yasakmış, sordum. Burası Predvor. Predvor. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Bulutlar niye bu kadar güzel? Harika. Ortama bakın. Bu lafı benden... Hay. Bu lafı benden çok duyacaksınız. Çok esiyor ama olsun. Burası benim kaldığım yere 10 dakika falan. Şimdi karşı dağı göstereyim. Hani diyorlar ya buralarda insan yaşlanmaz diye. Gerçekten tam öyle bir yer. Böyle tüm derdim, sıkıntımı unuttum herhalde. İnsan var ya, yaşadığını anlıyor. Çok güzel bir yer. İnsanlar böyle köpeklerini alıp gelmiş. Bence burası geçen yıl gittiğim Heidi'nin köyüne rakip. Hatta bir tık daha güzel. Çünkü göl var, dere var. Çok da turistik değil. Birazcık da yaşıyor. Hani insanlar koşmaya falan gelmiş. Heidi'nin köyü bayağı boştu. Ama tabii burası da çok güzeldi. Hala aklımda. Buradaki kokuyu çözeceğim. Koyunlar da çok uzakmış. Ama birinin hanesinde sanırım koyunlar. O yüzden oraya gidip rahatsız etmeyeyim. Hiç gidesim yok. Bir de bu açıdan bakın. Burası şey değil, turistik yer olmadığı için ücretsiz. Park var. Başta söylemiştim, motoru kenara koydum. Yasakmış. Ama bisiklet girebiliyor. Şimdi bir tur daha motorla dönüp sonra odada işlerimi halledeyim. Bu kaçıncı videom olacak bilmiyorum ama hala sizinle paylaşmadım Instagram'da falan. Yola çıktığımı ya da çıkacağımı. Ama çok güzel içerikler çıktı. Çıkıyor yani. Ve bana çok güzel anılar çıkıyor. Çok iyi geldi. Bulutları da çekeyim. Bencillik yapmayayım. Siz de görün.
insanlar gerçekten bu hayatı yaşıyor, tabiri caizse. Beni mi bekliyor acaba? Kapattık mı? Mıcırdan geçiyorum. Şurada bir konumu biz bir yerlerde bir hata yapmışız zamanında. Demin neye üzüldüm biliyor musunuz? Bugün biraz duygusalım. Şu güzellikleri görmeden göçüp gitmek olmaz. Ya çok kızıyorum her tatilinde sürekli aynı yere giden insanlara. Yavaş gidiyorum ki görün etrafı. Ama arkadan araba geliyor. Buradan sola mı dön? Buradan mı? Herhalde buradan. Şu mahalle de güzelmiş. Ama sizi benim dün eve giderkenki yoluma götürmek istiyorum. Dün çok üzülmüştüm çekemedim diye. İnşallah karıştırmadan bulurum. Şurayı hızlı geçeyim. Şeye çok üzüldüm. Ben iki gecelik tutmuştum burayı. Hem dinlenirim diye. Ama doyamadım. Şimdi şöyle, benim evin oradaki yoldan geçeceğiz. Oradan aşağı döneceğim muhtemelen. Herhangi bir konuma gitmeyeceğim. Sonra evi yazar bulurum diye düşünüyorum. Hava biraz serinledi. Böyle bayağı güzel görünüyor ama. Bir yerde de fotoğraf çekelim. Hiç fotoğraf çekilmedi. Ya da evin orada bir yol kapatılmış da orası rahat olur. Zaten her yerde şu dağ görünüyor. Atlar var şurada. Birek burasının adı. Sola nereden? Niye buradan götürüyor acaba bu sefer? Demin de buradan geldim. Arkasından götürecek herhalde. Bak bir sürü araba var görüyor musun? Hep bunu diyorum. Peki bu insanlar nerede? Sosyalleşmiyorlar demek ki. Bu arada önce Slovenya insanlarının biraz soğuk olduğunu düşünmüştüm. Ama bence İngilizce bilmedikleri için öyle. Yani bilmeyenler bir şey sorduğunda böyle bir kal geliyor onlara. Sonra dedim ki herhalde bundan. Yoksa çok tatlı insanlarla karşılaştım. Şurası çok güzelmiş. Şuraya dur bakayım ama burada araba yolu olmaz. Önce geçen yıl bu bilet taraflarına gittim diye çok kalmam herhalde diyordum Slovenya'da ama iyi ki kalmışım. Mesela ilk gün biliyorsunuz Ljubljana'yı gezdim.
Orada güzeldi. Oranın da havası farklı. Ama tabii ben böyle daha köy, kasaba gibi yerleri daha çok seviyorum. Dur bakayım yolu hatırlayacak mıyım? Buradan dön diyor. Bir tane daha motorcu var. Ne güzel döndü, aferin. Ben de döneyim öyle. Söyleyin. Şuna ben yol vereyim, o bir geçsin. Ben geziyorum da. Ama bak görüyorsunuz değil mi? Adam deminden beri, ya da kadın görmedim de, deminden beri arkamdan geliyor. Ne bir korna var ne bir şey. Aceleleri yok ki. Ha, bu yol o yol. Dur ben geri döneyim. Şimdi bu teknolojik ürünler aldım ya ben birkaç tane. Her ihtimale şeyi almıştım. Tax refund yapılacak belgeleri. Dedim ki ya ne zaman gelecek bir daha dedim, ama ben herhalde bir daha gelirim Slovenya'ya. Bir yıl içinde demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Nasip olursa. Ya motorla gelmem belki ama gerçekten şuralarda biraz gelip baksana ne kadar ucuz. 10 gün kalsan kaç? 7000 lira. 10 gün kalsan şurada 7000 lira otel. Hadi 8 olsun. Çok güzel ya. Bulutlar da sizin için dans ediyor bugün. Buralarda mısır tarlaları var. Bizim orada darı derler. Bak darıyı biliyorum. Biliyor musunuz darı? Ya bir şey kaçıracağım diye çok korkuyorum ha. Siz nasıl buldunuz Slovenya'yı? Geçen yıl bu kadar gezdirmemiştim size. Geçen yıl çünkü hatırlarsanız drone'um düşmüştü orada. Biraz moralim bozulmuştu. Bir de ilk Avrupa turumda o benim. Burada tabii yol üstünlüğü veriyorlar ya kavşaklarda. Bir alışamıyorsun arkadaşlar. Adam bekliyor. Niye bekliyorsun diyorsun. Şu ilerden geri döneyim.
Okay, thanks. Şey ayağımdan çıkmış. Şimdi 3 diş görünüyordu. Nasıl 3,5 litre aldım? Aklım almıyor. Şimdi açınca bakacağım kaç diş olmuş. Right, Maribor and on Maribor go in Austria. Which is safe? Which is safer, you think? Safer, I think, I don't know. You must see what is the weather, mm-hmm. because Jezersko, it's really high. It's mm-hmm. possible to be snow there. Right? If it's snow, then it's real wow. Yeah, road. I was road there last year. I know. It for biking. Yeah. It was a great way, but you are right. Okay. Biker too, but really? Yeah. You are her husband? Yeah. Ah, okay. We'll use the other way. It is in Slovenia. I think it's safer because Jezersko is more 1,300, I think, mm-hmm, mm-hmm. and that's really high for snow. Okay, thank you. It's just, you know, just and there it's snow. Yeah, I saw in the mountains there. Yeah. And yesterday I was really afraid. I asked your wife. It was raining. Yeah. I came from Italy yesterday, and there was fog here coming out. Uh-huh. You know, and it was the first time that I'm encountering this. I told her something happening to my bike, but my friends and the service said it's normal. Yeah. And there was some smell, bad smell. The smell come from here. It was actually here, you know. The fog was coming from here. Yeah, because there it's hot. It's mm-hmm. there it's engine. Yeah. Water come on engine and like on cooker. Engine is hot. Engine have more like 100 degree. Yes. Like this, like Austria. Yes. That's nice. If you're afraid, you carefully and drive easy. That's good. Biggest problem if you go without. Yeah. Thank you. Nice to meet you. You too.